Hem Türkiye'den hem de dünyadan gelen açıklama, veri ve haberler gösteriyor ki arkadaşlar önümüzdeki günlerde oyun gittikçe daha da çirkinleşecek. Ve doğal olarak da bunun altın ve dolar üzerindeki etkilerini görmeye başlayacağız. Hem altının hem de doların çok sert yükselişlerini göreceğiz. Türkiye'de devalüasyonist etkiler, yurt dışında altın onsunda ise rekor üzerine rekor denemeleri olacak. Bunun özellikle altın çizmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar Amerika'nın dış politikasının daha da sertleşeceğini görüyoruz. Görüyoruz. Ve buna bağlı olarak da jeopolitik risklerin koronaya ekleneceğini aynı zamanda ekonomik risklere ekleneceğini görüyoruz. Bu da dünya ekonomilerini germeye devam edecek. Dünya siyasetini ve uluslararası ilişkileri germeye devam edecek. Altına olan talebin artışını da beraberinde getirecek. Öbür taraftan Türkiye'de öncü dış ticaret göstergesi açıklandı. Ve ne yazık ki dış ticaret açığı aynen söylediğimiz gibi tüm hızıyla artmaya devam ediyorsa sadece Kasım ayında %155.4'lük bir artış kaydedilmiş ve 5 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığı var. Zaten Kasım ayı itibariyle hem turizm gelirlerinin hem de işçi döviz gelirlerinin sıfır noktasına yaklaştığını düşünürsek bu cari açığa birebir yansıyacak ve doğal olarak da cari açıkta 40 milyar dolarına gelmiş olacak arkadaşlar. Bu da finanse edilemez bir rakam ve Türkiye'de döviz hareketlerinin çok daha sertleşmesini beraberinde getirecek özellikle altını çizmek istiyorum. Hem yurt dışındaki gelişmeler hem de Türkiye'deki gelişmeleri bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım ve bunların piyasalara etkilerini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce Biden'la başlayalım. Biliyorsunuz Trump döneminde Çin-Amerika ilişkileri gerilmişti. Ticaret savaşları başlamıştı ve bu ticaret savaşları nedeniyle de gümrük tarifelerini arttırmıştı Amerika Çin'e karşı. Çin de Amerika'ya karşı arttırmıştı ve bu ciddi bir gerilimi beraber de getirmişti. Biden geldiğinde bu politikadan vazgeçer düşüncesindeydi Çinli yetkililer. Ama tablo böyle olmadı. Biden bugünkü yaptığı açıklamada çok net bir şekilde tarifelerin devam edeceğini söyledi. Yani çine uygulanan politikalarda bir yumuşama olmayacak. Aksine sertleşmeler bile olabilir. Bunu nereden anlıyoruz? Biden dedi ki tarifeleri şu anda indirmeyi düşünmüyorum. Avrupalı müttefiklerimizle görüştükten sonra bunun kararını vereceğim. Bakın, Avrupalı müttefikler sanki bir savaş ortamı var ve müttefiklerinizle bunu konuşuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ortaklarımızla demiyor mesela müttefiklerimizle diyor. Dolayısıyla Biden'ın politikası muhtemelen önümüzdeki dönemde Trump'a göre çok daha sert olacak. Bu da tüm dünyanın daha da fazla gelinmesini beraberinde getirecek. Sadece Biden'la sınırlı değil, Biden'ın kurmaylarına baktığımız zaman da aynı tablonun karşımızda olduğunu görüyoruz. Gerek Hazine Bakanı Yellen'in açıklamaları, gerek Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları gerek Hazine Bakan Yardımcısının açıklamaları bize gösteriyor ki dünyada Amerika çok daha aktif bir rol oynamaya çalışacak. Her alanda bakın her alanda. Bu da Amerika Rusya, Amerika İran, Amerika Türkiye belki Amerika Avrupa ilişkilerinin gerilmesini beraberinde getirecek. Şimdi de isterseniz kurmayları ne dedi bugün onları biraz paylaşayım sizlerle. Bir ortak söylem var bir kere bu çok dikkat çekici o da şu. Amerika'nın küresel liderliği yeniden tesis edilecek. Yani Trump döneminde Amerika'nın küresel liderliği sekteye uğradı. Biz bunu tekrar tesis edeceğiz. Bunu tesis etmek için de Amerika'yı her anlamda, her alanda daha aktif hale getireceğiz diyorlar. Ve bunun da nedenlerini sıralıyorlar. Mesela Yellen bugün ne diyor? Tarihi bir krizin içindeyiz. Büyük bir ekonomik krizden, büyük bir ekonomik buhrandan bahsediyor açıkçası. Aynı 1920'lerin sonunda yaşanan büyük buhran gibi. Ve bunun özellikle dar gelirlileri, orta gelirleri vurduğunu söylüyor ve gelir dağılımını sıkıntıya soktuğunu söylüyor. Bu gelir dağılımı sorununu çözmemiz gerekiyor diyor. Bunun da yolu Amerika'nın dünyada daha aktif bir rol üstlenmesidir diyor. Çok ilginç arkadaşlar. Biden da aynı söylüyor. Yellen de aynı söylüyor. Lincoln de aynı söylüyor. Amerika dünyada çok daha aktif bir rol almalı. Suriye politikalarında belirleyici olmalı. Gerekiyorsa Rusya ile Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze almalı diyor. Ve Trump'a göre muhtemelen çok daha şahin politikalar izleyecekler. Şimdi Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun açıklamalarına bakalım. Bugün Yellen'in yaptığı konuşmanın hemen arkasından aynı salonda bir konuşma gerçekleşti. Ve şu cümleleri çok kritik arkadaşlar yaptırım rejimimizi kullanarak kötü küresel aktörleri hesap verebilir kılmalı terörist organizasyonların ve bize zarar vermek isteyenlerin finansal ağlarını çökertmeliyiz finansal ağlığını çökertmeliyiz. Kimin? Terörist organizasyonların Amerika'ya zarar verdiğini düşündüklerinin aynı zamanda küresel aktör olup bunu kötüye kullananların finansal sistemlerini çökertmeliyiz diyor. Şimdi bu ucu çok açık bir mesele herkese gidebilir. Herkesle ilgili bu uygulamayı devreye sokabilirler ki nitekim S-400 konusunda Türkiye ile Amerika'nın karşı karşıya geldiğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili yaptırımların gündemde olduğunu gösteriyor bu bize. Yani sadece Dışişleri Bakanlığı'nın söylemi olmayacak Amerika'da aynı zamanda Hazine Bakanlığı da bunu destekleyecek ve önümüzdeki dönemde eğer ki Türkiye S-400 konusunda geri adım atmazsa Rusya ile olan ilişkilerinden vazgeçip Amerika'ya Avrupa'ya dönmez ise muhtemelen arka arkaya finansal yaptırımlar gelecek diyor. Biden'ın hangi yaptırım maddelerini seçeceğinin de işaretini veriyor bize. 12 maddelik katsa yaptırımların içinden muhtemelen finansal yaptırımları seçip bize uygulayacaklar. Bu da yine döviz üzerinde çok ciddi baskıların olabileceğini gösteriyor. Yani dövizde hem dolarda hem euroda hem de sterlinde önümüzdeki dönemde gerek dış ticaret açığına bağlı olarak gerek dış borçlara bağlı olarak gerekse uluslararası baskılara bağlı olarak katsa yaptırımları gibi ya da Avrupa Birliği yaptırımları gibi ciddi yükselişleri göreceğiz. Debilasyoniz etkilerle karşı karşıya kalacağız. Bunu buradan rahatlıkla çıkartabiliriz. Türkiye'ye geri dönelim. Türkiye'nin makroekonomik verilerinden birisine bugün Ticaret Bakanlığı paylaştı. Biraz önce bir rakam söyledim sadece sizlere. Kasım ayında %155.4'lük bir artış var. Dış ticaret açığında 5 milyar doların üzerinde bir açık veriliyor dış ticarette. Dış ticaret açığı ama bunu cari açık olarak da rahatlıkla niteleyebiliriz. Çünkü turizm gelirlerinin, hizmet gelirlerinin ve işçi döviz gelirlerinin en düşük olduğu aylardan birisidir Kasım ayı. Dolayısıyla cari açığın üzerinde üzerine birebir neredeyse kapak gibi eklenecek. Cari açık hızla artıyor arkadaşlar. Peki nasıl artıyor? Ne kadar artıyor? Ona da hemen madde madde birlikte bakalım. Ticaret Bakanlığı Kasım verilerine göre ihracat Kasım'da %0.95 oranında düşüyor. İthalat %16.07 oranında artıyor arkadaşlar. Yani makas %18'e yakın. İthalat 21 milyar 158 milyon dolar. İhracat 16 milyar 88 milyon dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı nedir bu? Yani yaptığınız ihracatla aldığınız malın ödemesinin ne kadarını karşılıyorsunuz'a baktığımızda %76 çıkıyor. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı 45 milyar dolara gelmiş durumda. Ocak-Kasım döneminde ihracat yıllık bazda %8.3 oranında düşüyor. Ocak-Kasım döneminde ithalat %3.6 oranında yükseliyor arkadaşlar. Bu dönemde ihracat 151.7 milyar dolar oluyor. İthalat 197.1 milyar dolar oluyor ve 45 milyar dolarlık bir açığa ulaşmış oluyoruz. Bu rakam çok daha çarpıcı onu da özellikle belirteyim. Ocak-Kasım dönemi dış ticaret açığı %82,5 oranında artıyor arkadaşlar. %82,5 oranında korkunç bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi dış ticaret açığınız bu kadar artmışken ve cari açığınız bu kadar artmışken Amerika ve Avrupa karşınızda dururken ve size çeşitli yaptırımlar uygulamaya hazırlanırken bu işin içinden çıkmanız mümkün değil. Doları bu seviyelerde faizi yükselterek tutmanız mümkün değil. Faizi yükseltmeniz size ekstra bir yük olmak dışında hiçbir şey sağlamayacak. Dolar öyle ya da böyle. Asgari ücret zamlarının hemen sonra devalüasyonist bir etkiyle yukarıya doğru gidecek. Kaçınılmaz bir tablo olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Ha bu arada altının yükselişiyle ilgili bir not da sizlerle paylaşalım. Ondan sonra rakamlara geçelim istiyorum. O da teşvikler. Biliyorsunuz teşviklerle ilgili çalışmaların hızlandırıldığını daha dünkü videomda sizlerle paylaşmıştım. Nitekim senato iki teşvik paketi üzerinde konuşuyor. Erken teşvikler olarak nitelendiriliyor bunlar. Büyük ihtimalle Biden koltuğa oturmadan bu teşvikler kongreden ve senatodan geçirilmeye çalışılacak. Kimine göre 500 milyar dolar, kimine göre daha üzerinde bir teşvik paketi olacak. Ama bu öncü bir teşvik. Yani Biden koltuğa oturduğu an itibariyle Hazine Bakanı Yelenle birlikte ki görüyorsunuz Yelen şu anda çok ciddi bir krizin içinde olduğumuzu söylüyor. Çok yüksek teşvik paketleri arka arkaya açıklanacak. Bu da altın fiyatlarının yükseliş eğiliminin hızlanmasını beraberinde getirecek. Şimdi gelin rakamlara birlikte bakalım. Borsa 132.890 seviyesinde, dolar 7.8348'de şu anda. Bu seviyelerde sıkışmış durumda ama bu sıkışıklık fırtına öncesi olarak nitelendirilebilir. Buralarda bir süre daha durursa muhtemelen 8.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. iyi senaryoda. Evet iyi senaryoda. Kötü senaryo devreye girerse yani devalüasyonist etkiler devreye girerse o zaman biz 16 lira ile 20 lira aralığında bir dolar kuru göreceğiz. Makası açıyorum 16 ile 20 aralığını açıyorum arkadaşlar. Çünkü işin boyutunun ne kadar büyüyeceğini şu anda tasavvur etmemiz mümkün değil. Her geçen gün Türkiye'nin sıkıntıları biraz daha büyük bu makas aralığı açılacaktır. Euro'da da benzer yükselişleri göreceğiz. Diyelim ki dolar 16 lira oldu. Euro'nun 18 lira aralığına oturduğunu göreceğiz. Sterlin 20 lirayı zorlar hale gelecek. Katsa yaptırımları uygulandığında ve Avrupa Birliği yaptırımları uygulandığında, aynı zamanda dış ticaret açığı ve dış borç büyüdüğünde, bütçe açığı kontrolden çıktığında bu işin adının banka batıklarıyla birlikte finansal kriz ve ekonomik kriz olarak konulduğunda bunların hepsi yüksek ihtimaller ama ha dikkatli olun diyorum bu süreçlerde. Öbür taraftan euro dolar paritesi bugün uzun zamandır dendiği 1.20'nin üzerine çıktı. 1.20'nin üzerinde tutunabilir mi? Evet arkadaşlar. Amerika'daki teşvik ortamı daha da somutlaşırsa biz 1.25'e doğru giden bir euro dolar paritesi görürüz. Ne zamana kadar? Avrupa'da güçlü teşvikler açıklanana kadar ya da krizin boyutu çok daha net bir şekilde ortaya çıkana kadar işte öyle bir durum olursa tekrar 1.08'e giden bir euro dolar paritesi görürüz ama şu anki koşullar özellikle Amerika'da açıklanması beklenen teşvikler doların güç kaybetmesi uluslararası piyasalarda ve dolar endeksi olarak baktığımızda güç kaybetmesi euronun daha da değerlenmesi anlamına gelecektir. 1.25'e doğru giden bir euro dolar paritesi görürüz. Altın onsu 1815 dolar civarında şu anda. 1830'dan buraya geldi ama şunu da unutmayın 1760'lı seviyelerden 1800'ün üzerine attı kendisini. 1700'de tutunamadı. Gelen teşvik haberleri ve gerilim haberleriyle birlikte altın yükseliş eğilimi Hızlandırdığı İlk hedefi 1860. ikinci hedefi 1980 Üçüncü hedefi de 2080-2100 aralığındaki zirve noktası olacak önümüzdeki günlerde. Gümüşe bakalım. Gümüş de 23.90 seviyesine hafif geri çekildi. 24'ün üzerine çıkmıştı. Tekrar 24'ün üzerine çıkacaktır. Bana göre Gümüş'ün olsun ilk hedefi 28 sonraki hedefi 30 dolar olacaktır. 30 dolar üzerinden gittiğimizde gramının 8 buçuk lira civarında olmasını bekliyorum. 848 850 arasında olmasını bekliyorum. 33 dolar bir sonraki hedefi olacaktır. Orada da 9.30 seviyelerinin görüleceğini tahmin ediyorum. 39 seviyesine kadar gidebilir ve 39 dolar olduğunda gümüşün onsu 11 lira civarında bir gümüş fiyatı göreceğiz. Neredeyse bugünkü fiyatının iki katı olacak. Türkiye'de dolar nasıl yükselir? Eğer kademeli giderse önce 8.80 sonra 9.40 sonrasında 9.90 ve 10 60 seviyelerini görürüz. Kademeli yükselişte ne kadar zaman içerisinde maksimum 3 ay içerisinde. Ama bu kademeli yükseliş yerini devalüasyonist etkiye bırakırsa arkadaşlar o zaman 16 20 aralığında ama 20'ye yakın değerlerde bir dolar kuru görürüz. Öbür taraftan arkadaşlar gram altın nereye gidecek? Hem onsun hem de doların yükselişine bağlı olarak önce 535, sonra 561, sonra 588 seviyesini göreceğiz. Bu yine kademeli yükselişe bağlı olarak. Koşullar değişirse hem Türkiye'de devalüasyonist etki olursa kurda hem de aynı zamanda altında rekor denemeleri olursa o zaman 1000 liranın üzerinde bir altın gram fiyatı görürüz önümüzdeki günlerde altının onsunun düşmesini bekliyorsanız büyük yanılırsınız. Önümüzdeki günlerde doların düşmesini bekliyorsanız büyük yanılırsınız. Gevşemeler olabilir. 10 kuruşluk, 5 kuruşluk düşüşler olabilir dolarda. Altında keza yine 10 dolarlık, 20 dolarlık düşüşler, sarkmalar olabilir. 1700'lü seviyeler tekrar görülebilir. Ama arkadaşlar Öyle ya da böyle altının onsu önümüzdeki dönemde yükseliş eğilimini hızlandıracak kim ne derse desin çok hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine atacak kendisini ve önümüzdeki sene 2300, 2500 ve 3000 dolar hedefleri bile zorlanabilir. Kimse şaşırmasın. Amerika'da çok daha şahin bir politika geliyor. Aynı zamanda korona çok ciddi manada yayılıyor. Koronanın ekonomiler üzerindeki baskısı her geçen gün biraz daha artıyor. Ekonomiler ciddi anlamda köşeye sıkışmış durumda. Yokluk ve yoksulluk her geçen gün artıyor. 255 milyon kişinin dünyada açlık sınırının altına gitmesi öngörülüyor. Bütün bunlar risklerin artmasını beraberinde getiriyor. Bir de bunun üzerine Amerika Çin, Amerika Rusya, Amerika İran, Amerika Türkiye gerilimleri eklenirse ki eklenme ihtimali çok yüksek. İşte o zaman altın unsunun yükseliş eğilimi daha da hızlanacaktır. Kontrolden daha da çıkacaktır. Bunu da özel Sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşen kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.